Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 12. sınıfın ilk konusu olan çembersel hareket konusuna bir giriş yapacağız. Çembersel hareket nedir? Onu tanımlayacağız. Eğer bir cisim bir çembersel yörünge üzerinde hareket ediyorsa biz buna çembersel hareket diyoruz. Yani bir hareketlerin sabit bir eksen etrafında bir çembersel bir yörünge üzerinde dolanmasına çembersel hareket denir. Mesela burada bir otomobil görüyorsunuz. Bu otomobil eğer bu çembersel yörünge üzerinde hareket ediyorsa bu otomobilin yaptığı harekete, gerçekleştirdiği harekete çembersel hareket deniyor. Ama bu otomobil bu çembersel yörünge üzerinde farklı hızlarla gidebilir. Kaz sabit bir hızla gidebilir ya da değişken bir hızla gidebilir. Eğer değişken bir hızla gidiyorsa çembersel hareket diyoruz adına. Ama eğer bu otomobil bu yörünge üzerinde bu çembersel yörünge üzerinde sabit bir hızla gidiyorsa yani bu ne demek sabit hızla gitmesi? Eşit zaman aralığında eşit yollar alıyorsa bunun karşılığı sabit büyüklükte bir hız demektir. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alması sabit büyüklükte bir hızla gitmesi demektir. İşte bu kez bu çembersel hareketin başına düzgün ifadesini yerleştiriyoruz. Yani sabit hızlarla, sabit büyüklükte bir hızla, yani sabit süratle eğer bir çembersel yörünge üzerinde bir cisim hareket ederse onun hareketini biz düzgün çembersel hareket olarak tanımlıyoruz. Çembersel hareket yaparken bir cismin belli bir sabit eksen etrafında dolandığına şahit oluruz. Mesela buradan bu otomobil şuradan merkezinden geçen bir eksen etrafında dolanır. Biz bunu dönme ekseni diyoruz. Cismin etrafında dolandığı farz edilen hayali çizgi. Tabi otomobil dönerken otomobilden bakan birisi orada bir çizgi görmeyecek. Dolayısıyla bu çizgi hayali bir çizgi, matematiksel bir çizgi. Bu çizgiye biz dönme ekseni diyoruz. Yani burası şu çizgi, şu çizgi bu çembersel hareketin dönme ekseni olarak isimlendirilecek. Dönme ekseninin çembersel hareketli iki özelliği var. Birisi çemberin merkezinden geçer. Dikkat ederseniz bu çizgi çemberin merkezinden geçiyor. İkinci özellik ise cismin konumu bu dönme eksenine göre sürekli değişir. Mesela şu konumu önce buradayken sağa doğruyken bir süre sonra otomobil buraya gelir. İleriye doğru olur. Bir süre sonra otomobil şuraya gelir, sola doğru olur. Dikkat ederseniz konum vektörünün yönü sürekli değişiyor. Dolayısıyla çembersel hareket gerçekleştiren bir cismin konum vektörünün yönü sürekli değişir. Evet. Mesela başka bir örnek burada. Eğer siz bir cismi elinize alıp yatay bir çember üzerinde dolandırırsanız şekilde görüldüğü gibi bir ipe bağlayarak dolandırırsanız, çevirirseniz bu da bir çembersel harekettir. Bunun dönme ekseni ise yine çemberin merkezinden geçer. Gördüğümüz bu çizgi bu çembersel yörüngenin dönme eksenidir. Bir hareketli bir çember üzerinde bir kez dönerse biz buna bir tam tur tamamlar demek diyoruz. Yani A'dan başlayacak bu cisim devam edecek. Ve sonra A noktasına geri gelecek. İşte buna biz bir tam tur diyoruz. Eğer bir cisim çembersel bir yörünge üzerinde bir tam tur tamamlarsa aynı zamanda dönüyor demektir. Ne kadar dönecek? Hangi açıyı dönecek? Bu dikkat edin, bu döndüğü açı 360 derece olur. Yani bir tam tura karşılık gelen açısal yer değiştirme, açıya bağlı yer değiştirme 360 derecedir ve bunun istersek radyan karşılığını da yazarız. 360 derecenin radyan karşılığı 2 pi radyandır. Yani 2 çarpı pi radyan yani 6,28 eğer pi'nin yerine 3,14 yazarsak 6,28 radyandır. Bir dönmeye, bir tam tura gelen denk gelen açıya bağlı yer değiştirme. Tabii bu cisim, bu bisikletli bu yörünge üzerinde bir tam tur yaptığı zaman bir de yol alıyor. Gittiği bir yol var. Bu yolda tabii ki bu çembersel yörüngenin çevresi kadardır. Her turda çemberin çevresi kadar. Nasıl hesaplarız çemberin çevresini? 2 pi r, r burada yarıçaptır. Demek ki bu bisikletli bir tam tur yaptığında aldığı yol çemberin çevresi kadardır. 2 pi r kadardır. Ama her tur sonunda hareketlinin yer değiştirmesi sıfır olur. Çünkü cisim başladığı yere geri döner. Eğer bir cisim başladığı yere geri dönerse yer onun yerleştirmesi sıfır demektir. Dolayısıyla bir tur sonra
2 tur sonra, 3 tur sonra, 4 tur sonra cismin net yer değiştirmesi 0 olur. Ama aldığı yol, ki skaler bir büyüklüktür ya yol, biz bunu ekleriz. Yani her seferinde 2 pi r kadar yol alır. Eğer 2 tur yaparsa 2 çarpı 2 pi r kadar, 3 tur yaparsa 3 çarpı 2 pi r kadar, 4 tur yaparsa 4 çarpı 2 pi r kadar yol alır. Yol skaler bir büyüklük olduğu için hiçbir zaman sıfır olmaz, ama yer değiştirmesi aynı noktaya, her tur sonunda aynı noktaya döndüğü için yer değiştirmesi her turun sonunda sıfır olacaktır. Ve bu cisim A noktasından başlayıp tekrar A noktasına geldiğinde bir tam tur tamamlar. Bu süreye de biz periyot deriz. Yani siz A noktasının harekete geçtiğinizde saatinizi, kronometreyi başlatacaksınız. Ve bu cisim tam bir tur tamamlayıp A'ya geri geldiği anda durduracaksınız. Kaç saniye geçtiyse o süreye hareketin periyotu denir. Yani çembersel harekette bir de periyot tanımı karşımıza çıkıyor. Bir tam turu tamamlamak için geçen süreye periyot diyoruz. Ve T ile de ifade ediyoruz. Büyük T ile periyot. Birimi de saniye. Zaten o bir zaman. Zamanın standart birim sistemindeki karşılığı ya da birimi ise saniyedir. Periyot da saniyeye eşit olacak. Eğer cisim birden fazla tur yaparsa yörünge üzerinde, eğer hareketli belli bir sürede birden fazla tur atıyorsa, bu kez periyodu hesaplarken şöyle basit bir denklem kullanabilirsiniz. Kaç saniyede bu kadar turu tamamlıyorsa toplam süresini, tur sayısına bölersiniz. Mesela şu örnek 1'de diyor ki bize, bir otomobil bir çembersel yörünge üzerinde 4 turu 1 dakikada tamamlamaktır. Hareketin periyodunu hesaplayınız demiş. Buradan 4 tur sayısı verilmiş oldu. Toplam süre 1 dakika. 1 dakikanın saniye karşılığı 60 saniyedir. O zaman ben hemen bunu periyodunu hesaplayabilirim saniye olarak. Periyot neydi denklemimiz? Toplam süreyi neye böleceğim ben? Tur sayısına böleceğim. Tur sayısı. Toplam süremiz 60 saniyeymiş. Bu 60 saniyede kaç tur atıyor? 4 tur atıyor. 60/4, bu da hesapla yaparsak 15 saniye yapacak. Yani demek ki bu cisim 4 tur 60 saniye tamamlıyor, ama her bir turu 15 saniyede tamamlıyor. Periyodu 15 saniye olacak. Örnek 2'ye bakalım. Çembersel bir yörünge üzerinde 20 saniyelik periyotlarla, burada ise periyot verilmiş bize, hareket eden bir hareketlinin 1,5 dakika içinde kaç tur atacağını bulalım. Yani yukarıdaki denklemi tersten kullanacağım. Bana diyor ki periyot neye eşit? Toplam süre. Toplam süre bölü tur sayısı. Tur sayısı. Evet, periyodumuz ne kadarmış? 20 saniyelik periyotlarla dönüyormuşuz. Toplam süremiz 1,5 dakika. Onu saniyeye çevireyim. 1,5 çarpı 60. Çünkü periyot saniye olarak verildiyse diğer zaman, toplam zamanı da saniye olarak ifade etmek lazım. 1,5 çarpı her dakika 60 saniye olduğu için 1,5 dakika, 1,5 çarpı 60 saniye bölüm tur sayısı. Tur sayısı. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsam tur sayısını ne bulurum? 1,5 çarpı 60 90 yapar. 90'ı 20'ye böleceğim. 4,5 tur. 4,5 tur. Demek ki bu hareketli bu çembersel yörüngü üzerinde 4,5 tur tamamlar 1,5 dakikada. Başka bir örnek yapalım. Örnek 3. Bir bisikletli R yarıçaplı yörüngede sabit büyüklükte hızla 4 dakikalık periyotla dolanmaktadır. Periyodumuz bu kez dakika olarak verilmiş. 4 dakikalık periyotla dolanmaktadır. Bisikletli A noktasından hareket geçtiğine göre 14 dakika sonra hangi noktada ya da noktalar arasında olur? Toplam zamanımız da dakika verilmiş. 14 dakika. O zaman bu kez yine tur sayısını bulacağım ki kaç tur sonra nerede olduğunu ancak anlayabilirim. Tur sayısını önce bulmam lazım. Benim denklemim neydi? Periyot toplam süre bölüm tur sayısı. Evet, periyot verilmiş.
Burada saniyeyi değiştirmem gerekmez. Periyotla toplam süre ikisi de dakika olursa kullanabilirsin, hiçbir sıkıntı olmaz. Ya da ikisi de saniye yapabilirsin ama birisi saniye birisi dakika olmaz. Burada zaten ikisi de dakika olarak verilmiş. Öyleyse periyodu 4 dakika olarak yerine yazdım. Toplam sürem 14 dakika. Buradan tur sayısını hesaplayabilirim. Tur sayısını hesaplayabilirim. O zaman hesaplayalım. İçler dışlar çarpımı yapıp hemen tur sayısını 4'ün yerine, 4'ü de tur sayısının yerine alacağım. Tur sayısı buradan ne çıkacak? 14 dakika bölü 4 dakika. Bu da yaklaşık olarak 3,5 yapar. 3,5 tur. 3,5 tur tamamlayacak. Peki o zaman başlayalım. Her tur sonunda cisim başladığı yere geri dönüyordu. O zaman benim hesabım şöyle olacak. 3 tur artı bir de yarım tur. 3,5 tur o demek zaten. 3 tur sonunda cisim A'ya geri dönüyor. O zaman başlayalım. Bir tur tamamladık, A'ya geri döndük. İkinci tur tamamladık, A'ya geri döndük. Üçü de tamamladık, A'ya geri döndük. Ne kaldı geriye? 1,05. Yani yarım tur kaldı. Yarım tur ne demek? A'dan C'ye geçecek demek. Yarım turda. 0,5 turda. Demek ki cismin son konumu C noktası olacak. Dördüncü bir sorumuz. Bir bisikletli R yarıçap yörüngüde sabit büyüklükte hızla dolanmaktadır. Bisikletin A noktasından B noktasına 1,5 dakikada geldiğine göre A'dan B'ye geliyormuş 1,5 dakikada. Buradan buraya 1,5 dakikada geldiğine göre. Bisikletin A noktasından B noktasına 1,5 dakikada geçtiğine göre hareketlinin periyodu nedir? Periyodu bulun diyor. Periyot bir tam tur için geçen süre değil miydi? Ama biz 1,5 dakikada ne kadar gelmişim? Tamamını gelmemişim tabii ki. Çeyrek tur bu aslında. O zaman her çeyrek 1,5 dakikadır. A'dan B'ye 1,5 dakikaysa B'den C'ye de 1,5 dakikadır. Çünkü sabit hızla gidiyor. C'den D'ye de 1,5 dakikadır. D'den E'ye de 1,5 dakikadır. O zaman toplam süre ne olacak? Kaç tane 1,5'umuz var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 1,5 var. Yani 4 çarpı 1,5 buradan 6 dakika. Bizim hareketimizin periyodu 4 çarpı 1,5. Yani bir tam tur için geçen süre 6 dakika olacak. Bir başka soru yapalım. Beşinci sorum. Bu MEP kitabındaki sorulardan bir tanesi. R ve 2R yarıçaplı yörüngelerde sabit büyüklükte hızlarla dolanan M1 ve M2 kütleli cisimlerde verilen konum ve yönlerden aynı anda geçtikten T süre sonra M1 kütleli cisim K noktasından M2 kütleli cisim de L noktasından geçmektedir. M1 kütleli cisminin dolanım periyodu T1, M2 kütleli cisminin dolanım periyodu T2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranı nedir diyor. M1 buradan buraya geliyor. Çeyrek tur tamamlıyor. Bizim denklemimiz neydi? Periyot hesaplama denklemimiz. Toplam süre bölü tur sayısıydı. O zaman her ikisi için de bu denklemi kullanalım. Mesela toplam süreler aynı. Çünkü ikisi de aynı anda harekete geçiyor. Aynı anda duruyorlar. Dolayısıyla her ikisinin de toplam süresi aynı. Soruda zaten veriliyor. Yarıçap yörüngelerde sabit hızlarla dolanan M1 mevkili cisimler verilen konum yönlerde aynı anda harekete geçtikten T süre sonra. Demek ki toplam süre T süre olur. T olacak her ikisi için. O zaman öncelikle bir nolu cisim için, M1 cisim için T1'i hesaplayalım. T1 toplam süre T olacak. Peki tur sayısı ne M1 için? Çeyrek tur. Çeyrek ne demek? 1 bölü 4. Bunu ters çevirip çarparsam 4T olur bunun periyodu. Yani bir nolu cismin, en büyük kütleli cismin periyodu 4T olur. Aynı şey M2 kütleli cisim için yapayım. M2 kütleli cismin dolanım periyodu, M2 kütleli cisim ise L'ye geçiyormuş. Yani şuradan başlıyoruz ve L'ye geçiyoruz. Yarım tur tamamlamış. O zaman şöyle yazalım. T2 aynı, toplam süreleri aynı T. Ama 2 nolu cismin tur sayısı ise yarım tur. Yani yarım ne demek? 1 bölü 2 demek. Bunu da ters çevirip çarparsam bu da 2T yapar. Yani birinin periyodu 4T, diğerinin periyodu 2T. Benden bunların oranını istiyor. T1 bölü T2 oranını. T1 4T. T2 ise 2T.
T'ler sadeleşirse 4 bölü 2, 2 olur. Demek ki T1 bölü T2 oranı 2 olacakmış burada. Evet, periyotla ilgili bu kadar soru yeter. Tabii eğer periyodu tanımlayabiliyorsak çembersel harekette frekansı da tanımlayabiliriz. Frekans ise düzgün çembersel hareket yapan bir cismin birim zamandaki tur sayısına tanımlanıyor. Yani periyot zaman tanımlar ama bir tur içinde geçen zamanı tanımlar. Frekans ise tur sayısını tamamlar ama bir saniyedeki tur sayısını tamamlar. Bunlar aslında birbirlerinin tersidir. F ile gösterilir. Skaler bir büyüklüktür. Zaten periyot da skaler bir büyüklüktür. Frekans da skaler bir büyüklük. Birimi de Hertz'tir. Hz ile ifade edilir. Bazen 1 bölü saniye ya da saniye üzeri eksi 1 ile ifade edildiği olur. Eğer hareketle belli bir sürede birden fazla tur tamamlıyorsa tur sayısı toplam süreye bölünerek hareketin frekansı hesaplanır. Yani periyodun tersini yapacağız. Periyotta toplam süre bölü tur sayısıydı. Frekansı ise tur sayısı bölü toplam süre olacak. Bu denklemle de siz frekansını hesaplayabilirsiniz. Mesela şöyle bir soru yapalım. Bir hareketli diyelim ki bir hareketli 10 saniyede 25 tur atıyor. Frekansını bulalım. Evet, frekans ne olacak? Tur sayısı bölü toplam süre. Tur sayısı 25. Bu 25 tur kaç saniyede atmış toplam olarak? 10 saniyede. 2,5. 2,5 Hz'dir bu hareketlinin frekansı. Eğer bir hareketlerin periyodu ile frekansını çarparsak sonuç her zaman birdir. Neden birdir? Çünkü periyot toplam süre bölü tur sayısı, frekans ise tur sayısı bölü toplam süredir. Bunlar birbirlerini sadeleştirirler. Sonuçta sadeleştirince cevap 1 olur. Yani bizim bir hareketlerin periyoduyla frekansının çarpımı her zaman 1'dir. Biz de bunu iki farklı şekilde yazabiliriz. İstersek şöyle yazabiliriz. Periyot 1 bölü F'dir ya da frekans 1 bölü T'dir. Bu şekilde de yazabiliriz. Mesela bir soru yapalım. Bir elektron çembersel yörünge üzerinde 120 turu 1 dakikada tamamlamaktır. Hareketin frekansını hesaplayınız demiş. Hemen denklemi kullanalım. Neydi bizim şeyimiz? Tur sayısını hesaplıyorduk frekansla. Tur sayısını ama saniyedeki tur sayısını. O yüzden toplam süreye böleceğiz bunu. Toplam süreye böleceğiz. Tur sayımız 120. Pardon, 1200. Elektron 1200 tur atıyor. Toplam süremiz, cevabın hertz olmasını istiyorsam zamanı tabii ki saniye yapmam lazım. 1 dakika 60 saniye. 60 saniye yerse 120 bölü 6, o da 20 hertz çıkar. Yani bu hareketli 1 saniyede, bu elektron 1 saniye içerisinde 20 kez dönüyormuş bu çembersel yörünge üzerinde. Evet, çembersel harekete bir giriş yaptık. Çembersel hareketin ne olduğunu, düzgün çembersel hareketin ne olduğunu, arkasından hareketin frekansının ve periyodunun nasıl hesaplandığını tanımladık. İlk ders için bu yeterli. İkinci derste, yani bir sonraki dersimizde ise çembersel hareketin açısal hızını ve çizgisel hızını tanımlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.